Arkadaşlar merhaba. Sıcaklık testlerinden 43 numaralı test soru çözümünü yapacağız. Birinci sorum, şimdi genleşmeyle alakalı sorularımız var. Boyunca genleşmeyle alakalı sorumuz var. Birinci sorumuz arkadaşlar, X ve Y maddeleri varmış. Boylar aynı gördüğümüz kadarıyla. Diyor ki mesela X ısıtılıyor, Y soğutuluyor. Buna göre ne olabilir diye, hangileri doğrudur diye sormuş. Bir kere X ısıtılıyorsa boyu uzar. O yüzden doğru. Y soğutuluyorsa aynı şekilde kısalır. O da aynı şekilde doğru. Son durumlarda boyları için demiş. X ile Y'den büyüktür demiş. Yine aynı şekilde derim. Kesin doğru. Nedendir? Zaten birisi genleşecek, birisi de büzülecek. O yüzden son durumda X'in Y'den daha büyük olmasını beklerim. O yüzden cevabım E seçeneği olur diyorum arkadaşlar. Birincisi böyle bir şey. Geldim 2 numaraya. 2 numaralı soruda da X, Z çubukları varmış. Boyca uzama katsayılarını lambda, 2 lambda, 3 lambda diye vermiş. Ben üstlerine yazı vereyim hemen şöyle. Lambda, 2 lambda, 3 lambda diye. Bizde genleşme katsayısı büyük olan madde fazla genleşirdi, fazla kısalırdı. Diyor ki biz bunların boylarını eşit miktarda arttırdık. Eğer arttırdıysak o zaman olması gerekeni söylüyorum. En uzun olanın Z olması lazım. Genleşme katsayısı büyük olduğu için sonra Y gelmeli, sonra X gelmelidir diye sıralarım. O yüzden de cevabım C seçeneğidir diyorum arkadaşlar. Geçtim diğer soruya. Aynı şekilde eşit boydaki diye bahsetmiş, ona dikkat edelim. ABC çubukları aynı maddeden yapılmıştır diyor. Hemen ne anlama geldiğini yazıyorum. Yani genleşme katsayıları, lambdalar eşit arkadaşlar. Bunlarla yazdım onu. Şimdi diyor ki A'nın sıcaklığı T kadar, B'nin sıcaklığı 2T, C'nin sıcaklığı 3T arttırılıyor. Dedik ki bizde eğer aynı maddeler varsa, aynı boyda diye de özellikle bahsetmiş, kimin sıcaklığını daha fazla arttırıyorsak onun boyu daha fazla uzayacak deriz. O yüzden bu mantıkla en fazla sıcaklığını arttırdığım C olduğu için en uzun C olmalı. Sonra B gelmeli ve en sonda A gelmelidir deyip sıralarım. O yüzden de cevabım arkadaşlar A seçeneği olur diyorum. Diğer sorum. Diyor ki yine aynı maddeden yapılmış diyor. Yani genleşme katsayıları aynı. Bana sıcaklıklarını 2T'ye çıkarttık diyor. T'den 2T'ye çıkarttık. Yani hepsini T'ye kadar arttırdık arkadaşlar. Buna göre boylarının durumlarını sormuş. Eğer böyle bir durum varsa yine biz de dedik ki boyu kimin daha fazlaysa o daha fazla uzar. Uzaması en fazla onunki olacak. O yüzden bu mantıkla bakarsam ben bunları eğer ısıttıysam en, yani T'den 2T'ye çıkarttıysam sıcaklıklarını, en fazla X'in uzaması lazım. Sonra Y'nin, sonra Z'nin derim. Sıralamada buna göre yaparım. O yüzden de cevabım B seçeneği olur diyorum. Geldim diğer soruya. İlk boylarını vermiş arkadaşlar maddelerin. Genleşme katsayılarını söylemiş. Diyor ki eşit miktarda sıcaklıklarını arttırdık. Boyları da eşitlendi. Şimdi bunların eğer boyları bir yerlerde eşitlendiyse derim ki o zaman X'in Y ve Z'den kesinlikle daha fazla uzamış olması lazım. Bu mantıkla nasıl daha fazla uzayabilir? Haliyle genleşme katsayısı büyükse. O yüzden en büyük genleşme katsayısı X'in olması lazım. Aynı mantıkla en uzun olduğu halde diğerleriyle eşit kalabildiğine göre Z'nin de en az uzamış olması lazım. Yani genleşme katsayısının en küçük olması lazım. O zaman Y de ortadadır der sıralarım. Bu yüzden de cevabım M seçeneği olur diyorum arkadaşlar. Geldim diğer soruya. KLM'nin boylarını vermiş. Genleşme katsayılarını söylemiş. Diyor ki eşit miktarda azaltıyoruz. Boyları eşitlenmiş. Aynı sorunun tam tersi. Diyor ki bu sefer soğutuyoruz. Soğuttuğumuzda kim daha fazla kısalıyorsa onun genleşme katsayısı daha büyük olmalıydı. Bu mantıklı o zaman diyorum ki en fazla K'nın kısalmış olması lazım. En az da aynı şekilde M'nin kısalmış olması lazım. Yani sıralamamı yaparsam K, L, M diye ben bunları sıralarım arkadaşlar. Diğer sorum. 40 derecedeki boyları şekildeki gibiymiş. 30 derecedeki boyları eşittir diyor. Yani yine soğutmuşuz arkadaşlar bunu. Buna göre diyor ki 0 derecedeki boylarını kıyaslayalım. Şimdi 10 dereceye geldiğinde arkadaşlar, yani biz bunları soğuttuğumuzda, şöyle belli bir yerden soğuttuğumuzu varsayıyorum az önce yaptığım gibi arkadaşlar. Eğer boyları eşitlendiyse o zaman ben derim ki bir kere Y'nin genleşme katsayısının en fazla olması lazım. O kadar kısa, daha en fazla kısalabilmesi için. X'in de genleşme katsayısının aynı mantıkla en
küçük olması lazım. Z'yi de ortaya yazdım. Şimdi bu sistemde bana diyor ki 0 derecedeki boyları, 0 derecedeki boylarını soyarsa bunlar bir daha kısalacak. Bir daha kısalırlarsa haliyle genleşme katsayıları oranında kısalacaklar. Yani en fazla kısalan y olmalı. O zaman en az kısalan da x olmalı aynı mantıkla. Şimdi bunu o zaman sıralarsam derim ki x az kısalacağına göre demek ki işlerinden en uzun x kalacak. Y de en fazla kısaldığına göre y de en küçük kalacak. O zaman z'yi de ortaya yazarım, sıralarım. Cevabım da o yüzden D seçeneği olur diyorum arkadaşlar. Geldiğim diğerine. Şimdi ilk boyları şekildeki gibi verilmiş arkadaşlar. Çubukların uzama katsayılarını da söylemiş. Çubukların sıcaklıkları eşit miktarda arttırıldığında D1 ve D2 uzaklıkları değişmediğine göre diyor. Buna göre uzama katsayılar arasındaki ilişki nedir diye sormuş. Şimdi ben bunları uzattığım halde, yani ben bunları ısıttığım halde D1 ve D2'nin değişmemesi ne demek arkadaşlar? Şöyle bir durum söz konusu olmuş. İlk ve son boyların arasındaki farklar hep aynı kalmış. Şimdi nasıl aynı kalabilirler? Bizde şöyle bir durum söz konusuydu. Boyu uzun olan madde, yani ilk boyu fazla olan madde bizde fazla genleşirdi. Aynı zamanda büzülürse de fazla büzülürdü mesela. Şimdi bunlara bakarsan mesela normalde y ve z'yi düşünürseniz arkadaşlar, kendi arasında y ve z için yorum yapıyorum ilk önce, onu da yazayım hadi. Pardon, şöyle sileyim, düzgün yazayım. Y ve z için yorumumu yaparsam y ve z'den şimdi normalde z uzun. Yani ilk baştaki boylarını kıyaslarsak z y'den uzun. Şimdi aradaki mesafeyi koruduğuna göre o zaman demek ki şöyle bir durum söz konusu olmuş. Z demek ki boyu uzun olmasına rağmen x aynı miktarda genleşip o mesafeyi koruyabilmiş. Bundan dolayı şöyle bir şey diyebilirim. Yorum olarak yapmaya çalışıyorum arkadaşlar bunu. O yüzden şöyle bir şey diyebilirim. Demek ki y'nin genleşme katsayısı z'den büyükmüş. Ki oradaki mesafeyi koruyabilmiş. Normalde mesela eşit olsalardı z kesin daha fazla uzardı. Z büyük olsaydı yine z daha fazla uzardı. Onlar kesin. Aynı boyda iki maddeden uzun olan seferinde daha fazla genleşirdi. Genleşme katsayıları aynı olan. Ama z uzun olduğu halde y hala aynı miktarda onunla genleşebildiğine göre o zaman diyorum ki demek ki y'nin genleşme katsayısı z'den büyük. Aynı mantık x ve y için de aynı şekilde geçerli. X ve y diye yazayım arkadaşlar. Şöyle. Şurayı yanlışlıkla karaladık. Şuraya da temizleyeyim ben yine de. Şöyle arkadaşlar hemen gösteriyorum. X ve y'de de aynı mantık geçerli. İlk baştaki boylara bakarsak y x'ten büyük. Ama son durumda boyları aynı olduğuna göre demek ki aynı miktarda genleştiler. Aslında bizde uzun olan fazla genleşmeliydi. Demek ki x kısa olmasına rağmen y kadar genleşebilmiş. Bu mantıkla o zaman da aynı şekilde diyorum ki demek ki x'in genleşme katsayısı da y'den büyük. Demek ki sıralarsam x y'den büyüktü dedik. Y de z'den büyükse o zaman x, y, z şeklinde ben bunları sıralarım. Cevabım daha seçeneği olur diyorum arkadaşlar. Geldiğim diğer soruma. Şimdi buna benzer bir şey yaptık zaten biz de arkadaşlar. Daha zorunu yaptık hatta. Bu biraz daha basit. Birbirlerini perçinlenmiş metal çifti var, göstermiş burada. Uzama katsayılarına bakmışız. Dedim ki ısıtıldığında kim daha uzunsa genleşme katsayısı büyük. Soğutulduğunda kim daha fazla küçük kaldıysa onun genleşme katsayısı büyük. Yani x ile y'ye baktığımda x'in y'den uzun olduğunu gördüm. Gördüğüm için de diyorum ki x'in genleşme katsayısı y'den büyük. Soğutulmuşlar. Soğutulduğunda y'nin daha küçük kaldığını gördüm. O zaman y de z'den büyüktür dedim. Sıralarsam o zaman x en büyükleri oldu. Sonra y gelmeli, sonra da z gelmelidir derim. O yüzden de cevabım E seçeneği olur diyorum. Geldim diğerine. Benzer bir soruyu, hatta neredeyse aynı soruyu yapmıştık arkadaşlar burada. Şimdi buradaki sisteme mesela baktığımızda neler olmuş? Şimdi bizim normalde İlk baştaki uzunluklarımızda hani açık kenar bağıntısına göre değerlendirin demiştim. Dedim ki büyük açının karşısında büyük kenar vardır. Bu sisteme mesela bakarsanız demek ki ilk başta boyları ile alakalı şöyle bir şey var. Y en uzunları. Sonra 60 derecenin karşısındaki X var. En sonunda 30 derecenin karşısında Z var. Sıralamamız böyleymiş. Son duruma bakıyorum. Son durumda 45-45-90 üçgen olmuş. Yani nasıl bir uzama meydana gelmiş?
Hemen ona göre değerlendirmeyi yapıyorum. Diyorum ki bu sefer o zaman z en büyükleri olmuş demek ki. X'de y'de eşit olmuş. 45-45 olduklarına göre. Şimdi eğer z en kısayken en uzun olduysa o zaman derim ki z'nin genleşme katsayısı kesin en büyük. Şimdi x ile y'ye bakıyorum. Y büyüktü, x küçüktü. X küçükken y'ye eşit olduysa demek ki x'in de genleşme katsayısı y'den büyük. O zaman sıralamamı yaparsam bu şekilde derim. Cevabım da C seçeneğidir derim arkadaşlar. Geldim diğer soruma. Eşit boyda x, y, z çubuklarını birleştirmişler arkadaşlar burada. Diyor ki bunları eşit miktarda arttırdığımızda en uzun L2 oluyor demiş. Sonra L1, sonra L3 oluyor demiş. Buna göre genleşme katsayılarını kıyasla diyor. Şimdi buna benzer sorularda arkadaşlar hesap mantığına gidebilirsiniz ama kıyaslama mantığı daha mantıklı. Yani daha kolay kestirmesi sonuç verebilir. Şimdi L2 L1'den büyük olsun diyorum. Şimdi L2'de kimler genleşiyor ona bakalım. L2'de X ile Z genleşiyor. L1'de kimler genleşiyor? L1'de de arkadaşlar X ile Y genleşiyor. Şimdi X aynı X ise o zaten aynı miktarda genleşti. Demek ki burada boyutu değiştiren kim, yani onun ondan büyük olmasını sağlayan kim? Z'nin Y'den büyük olmasıdır. O zaman buradaki mantığa bakarak Z'nin genleşme katsayısı Y'den büyüktür gibi bir sonuç çıkarttım. Birinci eşitsizliği kullanarak. Hadi iki numarayı da aynı şekilde yapalım. Yani L1 ve L3 yapalım. Şimdi L1 ve L3'e baktım dedim. 1'de kim var? X ve Y var bu sefer. 3'te kim var? Y ve Z var. Yani ikisinde de Y aynı olduğuna göre bu sefer X ile Z'yi kıyaslama şansım var. Y'ler madem aynı genleşti diyorum, onları geçiyorum. Çünkü eşit miktarda sıcaklık arttırdık diyor. Bu sefer de o zaman X'in Z'den fazla genleştiğini söylerim. X de Z'den fazla genleşiyormuş. O zaman benim sıralamam çıktı derim. Çünkü x z'den büyük çıktı. Z de y'den büyükse o zaman en büyük x, sonra z, sonra y'dir derim. Yani cevabım B seçeneği olur diyorum böyle bir sistem için. Geldim diğer soruya. Şimdi burada da demiş ki arkadaşlar, yarıçapı r boyu l olan x silindiriyle yarıçapı 2r boyu 3l olan bir y silindiri varmış. Aynı maddeden yapılmışlar diyor. Silindirlerin sıcaklıkları eşit miktarda arttırılıyor. Boylarını soruyor. Arkadaşlar boyca sıcaklıklarını eşit miktarda arttırdık ki orada bazen ısı verdik der eşit miktarda. Onu da karıştırmalıyım. Sıcaklıkları eşit miktarda arttırılıyorsa ve normalde hesap soruyorsa, ki ben hesaplarla alakalı kısımlar kaldırıldı vesaire demiştim. Oradan normalde hesaplamamız gerekiyor ama yine de göstereceğim arkadaşlar. Boyca genleşme miktarı şöyle hesaplanıyordu. Delta L, L0, lambda, delta T şeklinde. Hesaplarımız bu. Şimdi neler var onu söyleyeyim. Aynı maddeden yapıldılar. Yani lambdalar aynı arkadaşlar. Pardon, şöyle bir toparlayayım. Şöyle lambdalar eşit. Lambdaların eşit olduğunu biliyorum. İlk boylarını biliyorum. Son boylarını ile alakalı bana bir şey soruyor. Uzama miktarlarını soruyor, pardon. Uzama miktarlarının hesabını soruyor. Direkt buradaki ifadeye göre yapacağım. Mecburen hesap olarak, oran olarak sorduğu için arkadaşlar. Sırayla gidiyorum. Direkt yazıyorum, hatta delta L X ve delta L Y şeklinde yazacağım ve sadeleştireceğim arkadaşlar. Birden başlıyorum. X'in ilk boyu L kadar. Lambdasını lambda olarak yazdım. Delta T'sini delta T olarak yazıyorum. Sıcaklıkları eşit miktarda arttırıldığı için delta T'ler de eşit diye yazıyorum arkadaşlar size. Ötekine geldim aynı mantıkla. İlk boyunu arkadaşlar 3L olarak yazdım. Lambdasını yine lambda yazdım. Çünkü aynı maddeydi. Sıcaklıkları eşit miktarda arttırılmıştı. Böyle bir şey sorarsa ifademi yazmam lazım normalde. Ha, siz şunu diyebilirsiniz. Tabii ki yorum olarak yapacağım vesaire falan derseniz ki madem lambdaları delta t'lere eşit, yani sıcaklıklarını eşit miktarda arttırmışız aynı maddelerin, boyu uzun olan fazla genleşirdi ve biri diğerinin 3 katıysa 3 katı fazla genleşmeli gibi bir kestirme yol kullanılabilir mi? Kesinlikle. Ama daha farklı soru gelme ihtimaline karşı böyle bir durumda da kullanılabilir bu formül diyorum. Dediğim gibi bu formüller normalde müfredattan kaldırılmıştı, artık sormayacağız demişlerdi. Ama yine de bu sorunun çözümünde kullanılması gerekiyor arkadaşlar. Cevabında böyle bir şey C seçeneği olur. Geldim diğer soruma. X, Y, Z maddelerini vermiş arkadaşlar bize. İlkinde diyor ki sıcaklıkları arttırıldı. Şekil 1'deki durumda. Ha, şekil 1'deki durumdayken sıcaklıklar arttırıldığında şekil 2'deki duruma geçmişler. Şimdi
Buna göre diyor ki aralarındaki genleşme katsayıları arasındaki ilişki. Arkadaşlar hemen şu ikilileri kendi aralarında hemen bir bakın, dikkat edin mesela. Şimdi YX'ten uzundu, sıcaklıklarını arttırmışız, XY'den uzun olmuş. Yani ilk durumda şöyle bir hemen kıyaslama yapalım. Diyelim ki Y'nin boyu ilk başta X'ten uzunmuş. Son duruma bakıyorum. Son durumda ne olmuş? XY'den uzun olmuş. Şimdi ilk başta o uzunken daha sıcaklık arttırdığımda bu durum söz konusu olduysa, o zaman X daha fazla uzadı, Y uzadı bu mantıkla. Yani hemen buradaki duruma göre o zaman lambda X lambda Y'den büyüktür gibi bir sonuç çıkartabilirim. Bu X ve Y arasındaki ilişki. Sonra X ile Z'yi de kıyaslarsam zaten oradan da nasıl bir sonuç çıkması gerektiğine bakacağım. Yine ilk durumlarına bakın arkadaşlar şeyde. Yani şekil çok aldatmasın sizi. Uzun kısa yorumunuzu yapın sadece. İlk başta X büyük Z küçükmüş. Son durumuna bakıyorum. Son durumunda da arkadaşlar Z büyük, pardon, şu Z yanlış yazmışım. Şurada da Z büyük X küçük durumu var. Yine Z daha fazla büyümüş, X daha küçük kalmış dersiniz. Yani ben bunların yine yorumunu yaparsam o zaman Z de X'ten büyük derim. Zaten hangisidir ya da kesinlik gibi bir yargı belirtiyorsa genelde zaten size arada bırakmaz, merak etmeyin. O yüzden Z X'ten büyük derim. Burada da X de Y'den büyüktü. O zaman Z X Y şeklinde ben bunları sıraladım deyip cevabımı veriyorum. Cevabım da D seçeneği oluyor arkadaşlar. Diğer sorudayım arkadaşlar. Diyor ki ilk boyları LZ, LY, LX olan demiş. Yani şöyle kabaca çiziyorum arkadaşlar. Z en uzunlarıymış. Sonra X gelecek, şey Y gelecekmiş. Sonra X gelecekmiş. Yani en küçükleri de arkadaşlar X'miş. Şöyle bir sistem olsun. Şimdi kabaca çizelim. Genleşme katsayılarını da şöyle vermiş. X'inki 2 alfaymış. Y'ninki alfaymış. Z'ninki alfaymış. Şimdi bana sorulan ne burada? Diyor ki çubukların sıcaklıkları eşit miktarda değiştirilince son boyları eşitleniyor demiş. Şimdi sıcaklıklarını da eşit miktarda değiştireceğiz. Şimdi boylarının eşitlenmesini nasıl sağlarız? Arkadaşlar mesela Z ile Y'ye baktığımda bunların birbirlerine eşit olması için ısıtırsak Z'nin boyunun Y'den fazla olduğu, Z'nin boyu Y'den fazla olduğuna göre Z kesinlikle Y'den fazla uzar. O yüzden Y ile Z birbirleriyle yani Z'yi ısıtmamız mantıksız olur. Bu durumda o yüzden Z'yi bir soğutmuş olabiliriz. Çünkü ısıttığımızda eşit miktarda diyor aynı zamanda arkadaşlar. Z ile Y'yi ikisini de ısıtırsak ya da Z'yi en azından ısıttığımızda kesinlikle diğerlerinden uzun olacak. Şimdi aynı mantıkla mesela X ile Y'ye de baktığımızda o zaman şöyle bir durum söz konusu olabilir. Biz bunları ısıtırsak X'in Y'ye eşit olma ihtimali var mı? Var. Neden? Genleşme katsayısı daha büyük. Ama Y'nin mesela soğutulduğunda vesaire düşünürsek, soğutulduğunda da arkadaşlar aynı şey X için geçerli. Küçük olana bakıyorum. X soğutulursa diğerlerinden daha fazla kısalacağı kesin. Yani X'in de kesinlikle burada ısıtılmış olma ihtimali gerekiyor arkadaşlar. Başka türlü soğuttuğumuzda bir kere kesinlikle X en küçükleri olur. Isıttığımızda da kesinlikle Z en büyükleri olur arkadaşlar. Ya da en azından X ile Y ile Z'yi mesela eşitlemeye çalıştığımızı düşünürseniz Z en azından Y'den kesinlikle uzun olur. Şimdi o zaman bu mantıkla bakarsam X'in ısıtılmış Z'nin de soğutulmuş olma ihtimaline bakıyorum. X ısıtılmış Z soğutulmuştur mesela X ısıtılmış Y ve Z soğutulmuştur diye söylemiş burada arkadaşlar. Şimdi Y ve Z'yi eğer aynı miktarda soğutursak o zaman Y'nin boyu Z'den kesin küçük olur. Eşitlenebilir mi? İmkansız. Yani Y ve Z'yi aynı anda soğutmak yanlış olur. O yüzden bir numara diyorum ki olamaz. İmkansız. X ısıtılmışsa olabilir. Evet boyları ötekilere eşit olabilir. Ama Y ve Z'yi aynı anda soğuttuğumuz takdirde Z'nin boyu Y'den Y'nin boyu Z ile kesinlikle eşit olamaz. Çünkü ikisi de kısalacak.
ve kısaldığı için de Y'nin Z'ye eşit miktarda soğutulduğunda eşit olma ihtimali yok arkadaşlar. X ve Y ısıtılmış, Z soğutulmuş mu? Z soğutulmuş olabilir mi? Şimdi bizim az önce söylediğimiz gibi X ısıtılmış, Z soğutulmuş bu şart. Y de ısıtılmış olsun diyor. Olabilir mi? Olabilir. Neden olabilir? Çünkü Z soğutulursa küçülecek, X Y ısıtılırsa uzayacak. X de uzayacak. X'in Y'ye eşit olma ihtimali var mı? Var. Çünkü genleşme katsayısı büyük. Y ile Z'nin birbirlerine eşitlenme ihtimali var mı? Var. Çünkü Z daha uzun. O zaman bu mantıkla X ve Y ısıtılmış, Z soğutulmuştur. Olabilir. 3'ü de soğutulmuştur diyor arkadaşlar. İmkansız. X'in soğutulma ihtimali yok. Çünkü X soğutulduğu andan itibaren hepsinden küçük olur. Birbirlerine eşit olma ihtimali yoktur. O yüzden 3 numarada aynı şekilde kesin yanlış. Bu yüzden de cevabım arkadaşlar yalnız 2, yani B seçeneğidir diyorum. Geldim diğer soruya. Burada da arkadaşlar bir metal parça duvara yaslanmış. Mesela o şekilde göstermiş boyutları. Buna göre diyor ki buradaki mesafeler nasıl değişir diye sormuş. Şimdi bu mesafelerin değişmeyle alakalı ben bir şey söylemiştim arkadaşlar. Bir cisim nerelerden sabitlendiyse oralardan uzar demiştim. Yani bu cisim bir kere duvardan sağa doğru ve aynı zamanda alt taraftaki duvardan da yukarı doğru uzamaya çalışacak. Bunu kesinlikle unutmayın. Ve oradaki boyutları mesela kıyaslarsanız her seferinde oradaki boyutlardan uzayan ve kısalanların arasında bir kıyaslama yapmak gerekecek. Şimdi birinciden başlıyorum mesela. Bu kısım sabit bir kısım olduğunu söyleyerek eğer bu cisim uzarsa, yani sıcaklığı arttırılırsa, Y boyutu kesinlikle küçülmeli. Çünkü sonuçta bu cisim genleşecek ve duvara doğru genleşmeye çalıştığı için Y kısmı kesinlikle küçülmeli diyorum. Şimdi onun dışında diğer bölümlerle alakalı da ayrı ayrı konuşuyorum. X ile X için başlayalım. Arkadaşlar X'in mesafesi dikkat ederseniz şu boydaki malzeme ile bu boydaki malzemenin arası mesafe. Şimdi bizde bu iki parça da birbirleriyle aynı malzeme, yani genleşme katsayıları aynı olan malzemelerden, fakat alt taraf uzun, üst taraf kısa ve bizde yine uzun olan aynı şekilde daha fazla genleşir, kısa olan da aynı şekilde az genleşir derdik. Bu mantıkla o zaman buranın alt tarafı ne kadar uzuyorsa üst tarafı ona göre daha az uzayacak. Yani X mesafesi ne olur bu mantıkla? Artar. X de aynı şekilde kesinlikle artar derim. Z'ye de bakarsanız yine aynı şekilde şöyle düşünebiliriz arkadaşlar. Z mesafesi ne olur? Z mesafesi şu anda sadece şu bölge. Ve sadece bu bölge sıcaklıkla birlikte ne yapar? Zaten uzar, artar. O yüzden Z'nin durumu için söylersek ne olur dersek artar derim. O yüzden de X artmalı, Y azalmalı, Z artmalı diyorum. Cevabım da E seçeneği olmalı diyorum arkadaşlar mantıkla. Geldim diğer soruma. Buradaki de diyor ki boyları 2L ve L'miş, aradaki mesafe D kadarmış, orayı da göstermiş. Aynı maddeden yapılmış diyor, yani genleşme katsayıları arkadaşlar aynı, ben hemen onu sorunun üzerine yerleştiriyorum. Oda sıcaklığındayken uçlar arasındaki fark D'dir. A'nın sıcaklığı arttırılıp demiş, delta T'ye kadar arttırılıp B'nin sıcaklığı delta T'ye kadar azaltıldığında buradaki mesafenin D1 olduğunu söylemiş. Bunu yaptığımızda diğerine farklı şekilde göstereyim şöyle. Diyor ki ötekinde de A'nın sıcaklığı delta T'ye kadar azaltılıp, yani bu sefer de tam tersi, bunu delta T'ye kadar azaltıp diğerini delta T'ye kadar arttırdığımızda aradaki mesafe bu sefer D2 oluyor demiş. Bunların kıyaslamasını yapalım istiyor. Şimdi ben sadece şu mantıkla artarlar mı azalırlar mı onları söylemeye çalışacağım. Şimdi birincisi arkadaşlar, eğer biz bu buradaki uzun olan çubuğun sıcaklığını arttırıyorsak, diğerini kısaltıyorsak, bir kere ikisi de birincisi uzayacak, diğeri aynı şekilde kısalacak. Şimdi birincinin uzama miktarı ile ikincinin kısalma miktarını kıyaslıyorum. Boyu diğerinin iki katıysa, bu mesela 2x kadar uzarsa diğeri x kadar kısalmalı. O zaman buradaki mesafe içinde ben şurası, yani 2L boyundaki malzeme daha fazla uzadığına göre buradaki boyut x kadar kısalır derim. O yüzden D1 uzunluğu
Kesinlikle arkadaşlar D diye bahsettiğimiz uzaktan küçük olmalı. Yani oradaki mesafe küçülmeli kısaca. Birincisi bu. İkinciye geliyorum. Benzer mantıkta bir şey söyleyeceğim. Orada da arkadaşlar diyor ki bunu soğuttuk. Şimdi bunu soğuttuk, küçüldü. Bunu ısıttık, büyüdü. Şimdi bu ne kadar uzuyorsa yine bu onun iki katı kadar arkadaşlar küçülecek. O zaman küçülme 2x kadar, büyüme x kadar. Yani o zaman bu mantıkla buradaki mesafe x kadar artar mesela. Artarsa demek ki d2 diye bahsettiğim mesafe kesinlikle d'den büyük bir sayı olur. Kısaca ben bunları sıralarsam o zaman en büyük d2 diye bahsettiğim mesafe derim. Sonra d gelmeli ve en son d1 diye bahsettiğim mesafe gelmelidir derim. O yüzden de cevabım A seçeneği olur diyorum arkadaşlar. Son sorumuz da böyle bir şeymiş.